Sünnet İlginç bir açıklama vardı bu hafta. BDP'li milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder salı günkü galiba meclisteki konuşmasında dedi ki zorunlu askerlik varsa şehadet olmaz dedi. Sözlerini öyle bitirdi. Olur muymuş öyle şey? Ona mı kalmış? Fetvaya da mı başladılar şimdi? Yani bilmiyorum. Ha, gönüllülük esası üzerine bir olursa. Bir de diyanet kursunlar oldu olacak. Efendim şehadet olmaz olur mu? Zulmen öldürülen şehittir. Men kutile düne malife ve şehit. Adam gelse dükkanına kuyumcu soymaya, kuyumcu dirense yani, ölse kuyumcu şehit olur. Hukukunu korurken, hakkını korurken kaybeder. Öldürülen şehittir. Hele ki vatanı müdafaa. Bunlar Siyonist dölleri, Ermeni dölleri vatanı böldürmeye uğraşıyorlar yani. Asker buna karşı. Zorunlu askerlik. Zorunlu askerlik derken yani zorunlu olmayacak da ne olacak? Hani gönülsüz ve istemeden gidenler var. Gönüllüye bırakırsan Güneydoğu'ya kim gider? Yani gönüllü gönülsüz olur mu? Bu bir farz-ı kifayedir bu. Yani bir kısmı gidecek ki orada cepheyi bekleyecek yani. Cepheyi bir kısmı beklemezse burada hepimiz günahkar oluruz. Bu sefer herkes gitmesin. Seferberlik mi ilan edelim? Seferberlik. Ha, burada şey var. Dolayısıyla bu hüküm burada doğru değil. Burada düşman yani. Saldırısına bu memleket, bu memleketin vilayetleri... Vilayetleri de demeyelim canım, Ankara'da da patlatıyor yani. Düşman ve memleketi bölme faaliyeti içinde olan kafirlerle, din düşmanlarıyla, Siyonistlerle işbirliği içinde onlardan para ve silah yardımı alan Avrupa'dan adamlar yani. Burada net karşıda bir kafir şeyi var ya, saldırısı var ya. İmansız saldırısı var, bunun dinle imanla alakası yok. Evet. Gelip çoluğu çocuğu öldürüyor. Bu vesileyle ona karşı mecburi edilmesi de lazım tabii. Mecburi edilmesi olur mu? Buradan oradan alsın götürsünler mi memleketin vilayetlerini yani? Evet. Tabii mecbur olacak. Mecburi de olsa ölse şehittir. Seve seve de ölse şehittir. Mühim olan Müslüman olmasıdır. Müslüman olmasıdır. Yani Müslüman olmayan biri askerde olsa, yani ben Allah'a inanmıyorum diyor yani askerde. Ama ben Allah'a inanmıyorum diyor mesela. O orada öldürülse ona şey... Gayrimüslimler var mesela. Gayrimüslim olsun, Allah'a inanmayanlar olsun, şehit olmaz. Evet. Müslüman. Çünkü şehitlik Müslümanlıkla alakalı bir kavramdır. Tabii onun da ailesine başsağlığı dilenir. Aynı haklardan yararlandırılır. Devlet bütün aynı şehitlere yapılan maaş mıdır? Onlar aynıdır. Çünkü vatan müdafaasıdır. Dinin hükmünü soruyoruz. Vatandaştır ama şehitlik dini bir kavramdır. Müslüman olmayan şehit olamaz. Peki şimdi tabii... ister istemez aklı da o soru geliyor. Sırrı Süreyya Önder'in sözleri ama öbür tarafta işte PKK bünyesinde terör faaliyetinde bulunanların Müslüman kimlikte olanları da var. Gayrimüslimler onların Müslüman kimlikte olanları eşkıya hükmündedir. Onu soracağım. Tabii yani şimdi ben bir adam kalkıp burada bizim askerimizi, polisimizi şehit ediyor veyahut sivil vatandaşlara saldırıyor. Onlar da şehit oluyor tabii zulmen, öldürülme durumunda Müslümansalar. Bu adam bu yaptığı işi helal biliyorsa, ki bunların hepsi helal biliyor. Yani bir meşru hak gibi bulunsa. Elbette. Dolayısıyla yaptığı işi helal bildiği için kafir olur. Kafadan kafir. Çünkü yaptığı işi helal biliyor. Ben bunlardan bir tane yani şeyi duymadım. Biz yanlış yapıyoruz diye duymadım yani. Biz hakkımız diyor. Bir de bunlar siyasete soyunmuşlar. Seçiliyorlar, meclise giriyorlar, girmiyorlar, bir şey diyorlar. Onlar da onları savunuyorlar. Bir tanesi demiyor ki siz yanlış yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada cinayetler işleniyor. Zaten bir adam bir adamı öldürse katil olur. Öbürü ne iyi yaptı dese kafir olur. Yani anlatabildimse dağda öldüren dağda öldüren katil olur, aşağıda razı gelen kafir olur. Çünkü o normal görüyor ve iyi yaptı diyor. İyi yaptı demek bu meşrudur demektir. Ama bizzat cinayeti işleyen haram yaptığını bilse kafir olmaz. Seyreden ne iyi yaptı dese kafir olur. Çünkü harama iyi demiş oluyor. Bunlar ince işler yani. Ama biz herhalde amcaca konuşuyoruz. Çok net. Halk dilinden konuşuyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bazı kadınlar, yaşlı kadınlar falan. Birisi geçen bizim hanımı görmüş bir yerde. Yaşlı da bir kadınmış, bayağı da bir sosyetik muhitteymiş. Yahu senin kocanı hiç sevmezdim demiş ya. Şimdi içime sokasım geliyor demiş. Ama demiş biraz yavaş konuşsun demiş. Yani onun için biraz evet, yavaş konuşuyor. Öyle şikayetler var. Şikayetler var da ben de çok işte vakit içine konuşunca... fazla bir şey sokayım derken ama hepsi anlaşılmıyor bu sefer. Evet. Onun için birkaç soru... Bu seferki anlaşıldı. Yok onda işte birkaç soru yok. Eksik kalsın. Biraz konuşma dersi alacak halimiz yok bu yaştan sonra ama yavaşlatacağız yani. Millet anlasın diye yoksa demesinler sonra hoca biraz aklı yavaşladı zannetmesinler yani. Şimdi de öyle oluyor.
Derler ki hoca çok süratliydi, biraz yavaşladı, herhalde hoca da gidiyor. Öyle zannetmesinler yani. Biz biraz yavaşa anlaşılır taktık. Olsun diye. Yavaşa taktık yani, evet. Vitesi şimdi. Yavaşta fayda tek var. Tek konuşuyoruz. Millet anlasın, yanlış anlaşılmasın. Çünkü sorduğunuz sorular çok ciddi. Uluslararası boyutu olan. Önemli sorular soruyorsunuz. Çok güzel. Biz bunları böyle var. Tabii hızlı konuşursak, bir de detay veremezsek yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliriz. Bak her şey ayrı ayrı, böyle kadayıfın telleri gibi ayırıyoruz. Bu ayrı, bu ayrı, bu kafir olur, katil olur, şu zalim olur, şehit olur, olmaz. Bak hepsi farklı. Bunların hiçbirine bir kişi itiraz edemez. Aklı selim olan Müslüman için konuşuyorum. İtiraz edemez. İtiraz gelirse konuşuruz. Efendim neyine itiraz edecek? Ya bilmiyorum. Şimdi bu polise, askere, kolluk gücüne veya sivil halka, ki PKK'nın sivil halka saldırısı çok. Çok. Bu kadar cinayetlere meşru diyen, meşru müdafaa diyen kafir olur. Diyen kafir olur. İlla bulaşması lazım değil. Meşru gören kafir olur. Ama ve lakin dedim yanlış yapıyorlar bildiği halde ırkçılık, mırkçılık, bir şeycilikten böyle şey yapıyorsa ama haramdır dedikten sonra kafir demeyiz. Ama bu işe bulaşanlar zaten aynı zamanda katil olurlar. Bunlara muharip deriz. Muharip, Maide suresinde bunların ahkamı var. Estağfirullah. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûnallâhu resûlehu ve es'avne fil ardı fesâdâ. Allah'a ve Resulüne harp açan. Şimdi bunun Allah Resulüyle ne alakası var? Ne alakası var olur mu ya? Adam camiye sabah namazına gidiyor, arkadan sıkıyorsun imam. Millet namaz kılamıyor, teravih kılamıyor korkudan. Seydalar, şeyhler ders okutamıyor. Ne demek Allah Resulü ile ne alakası? Tabii ki Allah Resulü ile alakası var. Bu halk, halk diyor, el halku iyalullah. Halk, vatandaş, Allah'ın ailesi mesabesindedir. Dünya Allah'ın evi gibidir. Bu kulların hepsi Allah'ın kuludur. Allah rızkımıza kefil, o bakıyor bizi. Onun için hayru halkillah enfa'uhum li halkillah. Allah'ın yarattıkları içinde en sevdiği yarattıklarına en faydalısı. En sevmediği yarattıklarına en zararlısı. Bir defa bu direktman Allah'ın sahipliği var kullar üzerinde. Sen sabah namazına giden, camiden çıkan Müslüman, sokakta kadın, kız nasıl böyle asker, polis, bunlar hep Müslüman efendim ana baba evladı. Nedir yani bunlara saldırıyorsun sen? Derdin ne senin ya? Ne istiyorsun sen ya? Sen Siyonizmin büyük ortadoğu projesine hizmet ediyorsun. Başka bir derdin yok ya. Ha o zaman Allah'a Resulüne harp açmış oluyor. Allah'a Resulüne harp. Bu neden oldu, bu ayet niye indi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Fakiriz makiriz dediler. Müslüman olduk dediler. Bizi zekat, Medine'nin havası bize yaramadı dediler. Onları yayla gibi işte Medine'nin dışında bir yer vardı. Develer vardı, zekat develeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, gidin zekat develerinin yanına, orada kalın. Orada size deve sütü versinler, temiz hava alın falan. Bunlar da biraz deve sütleriyle şeyle beslenip iyileştiler. Ondan sonra zekat develerini aldılar, yanlarına sürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanı vardı. Çobanı da şehit ettiler. Çobanın gözlerine falan diken soktular. Onun üzerine bu ayet geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaplandı. Bu ayet geldi. Hemen bulun onları, yakaladılar, getirin. Medine'nin ortasında aynı onlara, sıcağın ortasında çobana yaptıklarını aynen yaptı. İşte İslam budur. Kısasa kısas. Allah'a Resulüne savaş açan yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışır. Bu bozgunculuk değil de nedir ya? Güven kalmıyor memlekette, her yer patlatılıyor. Ha yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezası nedir? En yukattelu. Onu diyor devlet takdir etsin. Öldürülmeleridir. Ev yusallebu yahut dar ağacında asılmalarıdır. İbret olsun, herkes görsün diye. Ev tukatta edin ve arculum min hilaf yahut elleri ayakları çaprazlamasına kesilmesidir. Ev yunfev minel arz ya da sürgüne gönderilmeleridir. Dört maddeli ayet. Burada İslam ahkamında, hukukunda, ceza, İslam ceza hukukunda bu dört maddenin hepsinin ayrı ayrı işleyişi var. İmama da yani devlet reisine de yetki verilmiş. Dörtlü söylendiği zaman duruma göre biri seçiliyor. ذَلْكَ لُمْ خِزْيُوا فِي الدُّنْيَا. Bu onlar için dünyada rüsvaylıktır. وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ahirette çok büyük azap var. Bitmiyor dünyada çektikleri ahiret. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. Siz yakalamadan tevbe edip, hani teslim oluyorlar ya şimdi. Kendisi güvenlik güçlerine teslim oluyor yakalanmadan. Yakalanmadan tevbe ederse فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Allah gafur rahimdir, ceza yok. Dünyada da ceza vermeyin diyor.
yakalanmadan dönüş yapıp kendi teslim olursa. Yok efendim yakalanınca tevbe ettim derse. Buradan çok ilginç bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Bir genel af tartışması Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu yaklaşımının arkasından nasıl olur acaba bilmiyorum. Nerede? Ama 104 kitapta yeri yok. Dikkate değer bir tespit olduğunu da söyleyelim. Bir kısa daha ara vereceğiz değerli izleyiciler. Ardından bankacılık işlemleri var. Bir de bunlar kul hakkı nasıl affediyorsun? Bu kadar şehit ana babanın hakkı var. Veya katil kan hakkı var. Kısas hakkı var adamın. Ailelere taluk etmiş ya. Evet. Kamu yani devlet. Yani devlet aileler bunu, devlet adına af yetkisi kullanamaz. Af yetkisi kullanamaz. Evet. Tabii İslam hukuku açısından. İslam hukukunda kullanamaz. Söyleyelim. Ahirette de İslam hukukuna göre herkes muamele görecek. Onu da dipnot düşelim. Evet. Bu son cümlenin de altını çizelim. Evet. Kısa bir ara vereceğimizi hatırlatalım. Oradaki ardından Fransız kanunları geçmiyor. Banka